bu görüntüleri paylaştıktan bir süre sonra kayboldu. Artvin Murgul'da yaşayan kamyon şoförü Serdar Yiğit, iddiaya göre aracından inerek yağış sonrası debisi artan dereden görüntü almak istedi. O sırada yolun kopması sonucu dereye sürüklenen 43 yaşındaki Yiğit kayboldu. İhbar üzerine derede geniş çaplı arama başlatıldı. 48 kişilik ekip suyun altında ve üstünde arama yaptı. Ancak Serdar Yiğit'ten bir iz bulunamadı. Serdar Yiğit'in kaybolmadan önce çektiği görüntüler ortaya çıktı. Yiğit'in sosyal medya hesabından paylaştığı o anlarda yağış sonrası debisi yükselen Murgul Deresi'nin görüntüsü var. Nişanlı olan Serdar Yiğit, Eylül ayında Ayşe Yıldırım'la evlenecekti. Metrekareye 174 kilogram yağış düşen Artvin Arhavi'de ise hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Artvin'in Arhavi ilçesinde selin en fazla etkilendiği bölgedeyiz. Gördüğünüz gibi gece geç saatlerden bu yana çalışmalar aralıksız devam ediyor. 15-20 arasında bir anda yaşandı her şey. Özellikle şu arka derenin kopmasıyla bizi tamamen arkadan çevreleyen sel aldı götürdü buraları. Sel ilçede en çok Boğaziçi ve Cumhuriyet Mahallesi'ni vurdu. İki mahallede 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü. Onlarca araç hurdaya döndü. Artvin'in Arhavi ilçesinde 50 araç selin sonucunda tamamen kullanılmaz hale geldi. Şurada duruyordu. Almaya çalıştım. Bir anda koptu yani. Kendimi bir apartmanın içine zor attım. Ekipler ve vatandaşlar temizlik çalışması başlattı. Su ve elektrik hatlarındaki hasar da giderilmeye çalışılıyor. En son şu camı açtık. İnsanlar ellerini falan uzattılar. Başka bir ip falan attılar. Onu yakaladım. Yoksa tam dereye taraf gidiyordum. Komandolar kürek ve el arabalarıyla caddelere kaplanan balçığı temizledi. Selde yıkılan bu evde yaşayanlarsa son anda binadan çıkmış. Gerçekten öne doğru geldi. Yıkıldı. Allah. 450 kişinin tahliye edildiği bölgede yıkılan barınaktaki 25 köpek de kurtarıldı. Tamam, seni seviyorum. AFAD Artvin'e 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı. Öte yandan Türk Kızılay ve yardım kuruluşları da vatandaşlara su ve yemek dağıtıyor. Ayrıca Rize Muradiye Belediyesi ve Güneysu ilçesinde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.